Arkadaşlar merhaba. İzmir çalışmaları bitti. Bunun çalışmalarını yayınlayacağım. Çok fazla güzel bir program değil. Benim sevmediğim program. Çok fazla da güvendiğim bir at yok açıkça söyleyeyim. Bu İzmir programı için beni affedin. Yanlış atlar da verebilirim ama bildiğim kadarıyla kadarını anlatıp geçeceğim. Fazla da uzun sürmesini istemiyorum. Şartlı 4 ile başlıyor. Şartlı 4 yarış. Bende çıkan büyük at Charlo ama kazancı olan büyük at Asgarece 1-4 büyük bir ihtimal ya da 4-1 ama benim tuttuğum 1-4 buranın ikilisi. Bunu aktarmış olayım. Şartlı 1'de 2 tane jokeyi bıraktım. Şartlı 1'de handikaplar olmadığı için benim sistem herhangi bir şey söylemez bana. Çalışmalarınızı siz tamamlarsınız. Ne olacağını kestirmek zor. İlk ayağı koymuşlar. Bir de şunu söyleyeyim, Ganyan bayları zor durumda. İlk iki ayakları zor koşular koyarlar, kupon yatırırlar, bayilerin biraz ciro çekmesini isterler. Bunu da kısaca bilgi olarak aktarayım. Sürpriz bekleyeceğimiz yerlerdir. İlk iki ayak, üç ayak genelde de böyle olur. Bilginiz olsun. Daha ileride ayrıntılı da anlatırım. Geçiyorum. Bir handikap 15 dişi yarışı var. Burada aşağı indim, yukarı çıktım. Yani birçok çalışmasını yaptım buranın. Bir numara geçilmeyecek gözüküyor. Çok bariz çıkıyor bir numara son iki yarışıyla birlikte. Rakip 50 kiloluklardan olması gerekir. Aradım buradan, rakip bulamadım kendisine. O yüzden 60 kilo. Bende de büyük at çıktı hala kazanmasına rağmen. Tek bıraktım. %100 emin değilim ama tek bırakıyorum. Korkum var, yarışlar dürüst cereyan etmiyor şu günlerde. Özellikle maiden yarışlar. Konuşup durduğum şey bu. Siz de şahit oluyorsunuz zaten. Bazı jokeylerimiz, Ahmet Çelik özellikle, sağ olsun, bizim gibi ufak oynayanların 2 dakikada işini bitiriyor. Bu atın geçileceğini zannetmiyorum. Yani normal koşullarda bu at geçilmez arkadaşlar. Geçiyorum My Royal Sun'a. Konuşmaya gerek yok. Hepinizin bildiği, gördüğü atlar bunlar. Geçilme ihtimali yok normal şartlarda. My Royal Sun'ın. Geçiyorum. Kısa vade 8 bir yarışımız var. 5 yukarı arkadaşlar bu yarış. Burada yaşlı atlara dikkat edin derim. Devamlı konuştum ama mesafe kısa. Biraz daha uzun olsa çok daha avantajlı olurdu. Kim 4 numara olurdu. Ama benim tuttuğum at burada 3 numara. Altuğhan. Ama şurayı göstereyim size. Çok yakınlar birbirlerine. Yani inanın 5'i de taraklama girecek vaziyette duruyor. O yüzden hangisini ayırırsanız o gelir. Benim... Hani ikili oynayacaksanız 3'ü öneririm. Onun dışında 6'lı 5'li ganyanlar için burayı çok atla geçmenizde fayda var. Ben kapatacağım. Bir handikap 15 yarışımız var. Program çok zayıf. Çok gereksiz. Yani büyük para katiyen vermez. O ikililer daha çok verir. Üçlü ikili neyse. Söyleyeyim 6'lılar 5'ler vermez. Zannetmiyorum. Yani şu iki atın dışına çıkması çok zor gözüküyor. 4 numara birinci atın. 1 numarada ikiliye girer, ikinci olur diye tahmin ediyorum. 1-4-4-1 at bulmakta da zorlanıyoruz zaten böyle yarışlar. Az atlı yarışlarda biz tahmincileri çok güzel alt üst ediyorlar. Onu da aktarıyoruz devamlı. 4 yarış koşu, 2 tane favoritim var. 3. 4. bitiriyorlar, gülüp geçiyoruz. Olmaması gereken şeyler normalde at yarışının mantığına aykırı. İkisi de joker, joker babaları. Şif nefesi Şerifa. Bu atlar kısa mesafe atları biliyorsunuz zaten. Şimdi biri 50 kilo, biri 60 kilo. Biri kazancı yüksek, biri handikapı yüksek. Şimdi bu atların arasına ben nasıl at sokayım? Size yani şu atta gelir dersem yalan söylerim. Yani olmaz. O yüzden iki atın dışına çıkacağını zannetmiyorum. Yarışlar normal biter ise. Geçiyorum gene şartlı bir aya. Sonuna gene şartlı koydular. Burada yapacak bir şeyim yok burada. Yabancı atların taylarına dikkat edin derim baba olarak. Annenin kaliteli olması şarttır her zaman için. Erken doğum taylara dikkat edin derim. Bir de üzerine jokeyin bilmesi gerekir. Hani gelecek atlar genelde böyle çıkarlar. Ama abuk subuk bir atı da lap diye getiriveriyorlar, kimse kalmıyor. Dediğim gibi şartlı birler olduğu için programa hakim olamadım. Çıkan atları verdim. Kupon, ufak bir kuponum var, bu kadar. Yeterli benim için, aslında bu bile fazla. Bu program için net söyleyeyim. Fazla
fazla ciddiye almayın bu söylediklerimi. Takip edebilirsiniz, o ayrı. Daha ilerleyen günlerde çok atlı programlar gelecek. Çim yarışları gelecek. O zamanlar daha güzel para getirecek, ganyan getirecek atları çıkarmaya çalışacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beğeniyorsunuz, beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık diyorum. Yarın görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.